Euzubillahimine... Tamam mıyız? Tamam, sen başla. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geçen hafta yoktunuz abi, bazı şeyler yazdık ama biraz havada kalan bazı şeyler var. Onları bir tekrar edip... O zaman onlara bir şey yap, Ela, beraber yapalım. Yani o eksik olan taraflar veya birbirimize anlatamadığımız veya ikna edemez bazı şeyler var. Tamam abi. Gerçi bunlar hepsi mutabık kaldı. Ezel ebed, değil mi? Evet, ezel ebed dersimize devam ediyoruz. Tamam. İnşallah. İstersen başlayayım bir yerde. Tamam. Ondan sonra gelirken yerleri tamam. Arkadaşlar geç yoklar bu orada olanlar biri. Osman, yani Yasin, Osman yok. Evet, tamam. Yasin yeni geldi. Şualarda dördüncü şuadan bir yer okuyacağım ama başını okumak istemiyorum, çok uzun. Yok, tam can alıcı şeyleri çünkü tekrar olduğu evet. için. Sermedi manzaraların film şeritlerinde ve ilmi ezelinin meşherlerinde ve kendini temsil eden ve beka veren fıtri tesbihatını defteri amalinde ve esma-i ilahiyenin cilvelerine ve mükteziyatlarına fıtri mukabelelerini ve vücudi aynadarlıklarını daire-i esmada ve daha bunlar gibi zahiri vücudundan daha kıymetli müteaddi manevi vücutlarını kendi yerine bırakır, devam ediyor. Başlangıcı da... Başım döndü. Burada sermedi manzaraların film şeritleri ile başlayan cümle ebedi kastediyor burası. Bir şey film şeridi olabilmesi için yaşanmış olması lazım. Yoksa yapamazsınız bunu yani. Film şeridinden kasıt ve sermediyetin de ebediyete baktığını buradan da anlayabiliyoruz. İlmi ezelin meşherlerinde de bir sergi varmış. Sunacak ilim olarak ezelde varmış bu. Ebedde de bunu yaşayacakmışız. Bir film şeridi olarak önümüze gelecek, devam ediyor. Kendini temsil eden ve beka veren fıtri tesbihatını defteri amalinde ve esma-i ilahiyenin cilvelerine, esma-i ilahiyenin cilveleri de söylendiği zaman bu da ezeliyet. Esma-i ilahiyenin cilveleri ezel mi ebed mi? Ezel burası. Neresi ebed? Vücudi aynadarlıklarını daire-i esmada. Daire-i esmada. Çünkü vücudun yani esmadan gelir tekrar esmaya gitmiyoruz. Daire-i esmaya gideceğiz. O aynadarlık yaptığımız o cilvelerin daire-i esmada vücutlarını biz orada bizzat ebedde göreceğiz. Diye anlıyorum. Bir de lemalardan bir yer okuyacağım inşallah. Çünkü insan sevdiği ve kıymetini takdir ettiği bir cemali mutlaktan ebedi ayrılmaktan gelen derin yarasını ancak ona adavetle, ondan küsmekle ve onu inkar etmekle tedavi edebilir. İşte kafirlerin Allah'ın düşmanı olması bu noktadan ileri geliyor. Öyleyse herhalde o cemali ezeli kendisinin ayine-i müştakı olan insan ile ebedül abad yolunda seyhatında beraber bulunmak için ala külli hal bir dar bekada bir hayat-ı bakiyeye insanı mazhar edecek. Cemal ezeli ebedül
Abad memleketinde bizimle beraber olacakmış. Ve madem bu kainat insan için halk edilmiş ve insan ise marifet ve muhabbet-i ilahi için yaratılmış ve madem bu kainatın halıkı esmasıyla sermedidir ve madem esmaların cilveleri daim ve baki ve ebedi olacaktır ve madem esmaların cilveleri daim ve baki ve ebedi olacaktır. Elbette ve herhalde insan bir dar bekaya gidecek ve bir hayat bakiye mazhar olacaktır. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayatın nurundan medet ve yardım alır. Yine Gafur abi yok. İzinsiz burayı silmek istemiyoruz. Ama ne yapacağız? Bu arka tarafı. Nasıl yapalım? Silin mi? Onu şehir haftasını almak lazım aslında ya. Tam orayı öteki tarafı, öteki tarafı sil istersen. Öteki taraf lazım mı sana? O zaman sil artık. İçimiz etmedi halde. Nasıl yapalım? Sil. Ha? Çok acı. Islak gözle sileyim mi? Dur. Hadi bak. Bu lazım olacaksa orayı sil. Ben fotoğrafını çekeceğim sana. Var ya. Ben de çekmiştim, bulamıyordum hiç artık. Bizim meşhur ikiz ağacımız vardı ya. Onu çizelim inşallah. Onun üzerinden bir... Dima haritasını, dijital çıktısını aldıysak iyi olur ya. Tabii her derste lazım oluyor. Şu resmin, biraz önceki resmini kim yaptırıyordu? Osman mı yaptırıyordu birisine? Ha bu önümüzde. Sen bakma Ersan. Resmen. Konuşmadık ama hani. Tam şimdi konuştuk. Onu bir yap bize. Böyle bir duvara yapalım. Bak bunu senin eserin. Tamam. Şunlar hep senin. Bunun eserin. Allah razı olsun. Sen az vefat etsen de 3 kişinin defteri kapanmaz. İltifat için demiyorum da o. Hayırlı bir eser, hayırlı bir müessese, hayırlı bir evlat. Evladın ya. Böyle cami çeşmede yaptıramamışsın. Bari böyle bir eserin ol. Ve bu şeceri hırkati renklendiren şey yapan kardeşimiz bu. Ya düşünsen. Hayra bak. Üniversiteden hayırlar gelecek. Üf. Gelecekte okullarda bu yöntem kullanacak. Üniversite. Evet. Hele o Dima var ya şu. Şu asıl ay gitti. O gitmedi kaldı. O esas. Psikolojide insan da o yöntem kullanacak. Bir parçasını birisine söyledi. Bizim tanıdık. Hocasına ses yapmamış. İkinci derse geldiği zaman demiş ki hoca üniversitede senin anlattığını düşündüm başım döndü demiş. Başım döndü demiş. Üniversite hocası mı? Evet üniversitede. Başım döndü demiş. Biraz anlatmış oldum serbest bölgeyi. Mehmet abi çizerken şeyi okuyorum abi Ersal. Ankara'da oldu bu. Şeyi kapanmayacak deftere. Evet. Bizim de kapanmayacak abi. Ersal'ın kapanmayınca. Hem Risale-i Nur talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz, iman hususunda birbirine selameti iman hakkındaki samimi, masum lisanlarıyla dualarının
yekünü öyle bir kuvvettir ki rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmez. Faraza mecmu itibariyle reddedilse de tek bir tane onların içinden kabul olursa yine her biri selamet iman ile kabir gireceğine kafi geliyor. Allahu ekber. Neresi? Siz diyordunuz ya abi. Hani kasa örneğini veriyorsa. Ha, kasa. Ben bu sizin örneğinizdi şey, tamam ama ben burada bu sikke-i tasdik gaybi de bunu okuyunca 30 aman ya Rabbi bir tanemiz tutursa. Bir tanesi kurtulsa hepsinin koçu. Böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir şey abi? Bir tane ya bir tane. Sayfa kaç abi? 30. Bir tane adam çıkmadı. Hadi adam çıkmadı zaten. Renkler Hasan abinin de hani bize alıştırdığı aslında doğru da evet, evet. Kalem ve şeyler. Abi sen de benim gibi şeysin. Ulan hiç acelemiz i̇şte kırmızı burada olacak. Hep orada şey kullandık. Ezel için kırmızı kullandık. Maviye değiştir abi. Sil. Değiştirelim değil mi? Sil. Yok yok sil. Bu ne için? Şunu bakayım diye bir garanti olsun. Doğru değil mi? Kırmızı. Mavi. Tamam. Neyse dursun. Kalsın. Sikeyi tasarlayıp halletmeyeceksin. Sen ne verdin? İkiz ağacımızda. Burası manevi bir ömür olarak görsek dünyanın ezelden ebede kadar neydi? Bir medet alan kim varmış? Ben varım burada. Burası neydi? Burada istidatlar vardı. Burada kabiliyetler inkişaf ediyordu. Yani buraya o zaman biz istidat. Subhanallah. Bugün ne ekledim size o cümleyi okuyayım o zaman. İstidat kabiliyet arasındaki şey. Güzel bir şey. Bir örnek vereceğim size. Bugün yazdım onu. İstidat ve kabiliyet dedin değil mi? Evet. Hemen ben size şey yapayım onu. Allah Allah bak. Hoşunuza gidecek. Bak abi. Görüyor musun? Bak en son yazdığım. Şey yok. Topraktaki evet. Elementlerin toplamına 108 tane element biliniyor şu anda. Evet. Değil mi? Evet. Bilinen o kadar değil. Topraktaki elementlerin toplamına element daha. Buna istidat. Bu elementlerin toprağa dönüşmesine, tebedülüne kabiliyet. Topraktan da mısır veya narın çıkmasına duygular. Mısır veya narın rengi, kokusu, tadı taraflarına da hissiyat denilir. Çok anladınız mı böyle? Bir daha yapalım mı? Bir daha yapalım. Şimdi toprakta bu da Allah'ın ikram böyle çalışıyordum akşama dedim ya bir şey çalıştık ama bir şey deme bak bugün vermedi deyince inan bir cüzümü okudum başka bir iş yapmadım tamamen dershane değil veriyorsun şöyle çalışıyorsun hiçbir şey yok bir anda bir veriyor bir abdeste veriyor bir yan namazda veriyor bu namazdaydı bak şimdi çok ilginç tabii. Hemen biliyorsunuz Velillahi meselül âlâ. 16. surenin 16. ayeti. Kur'an'ın 40 icazından bir icazı Allah çok dağınık, geniş ve büyük ve yüksek ve derin. 4. Meseleleri misali bütünleştirilmesi. Ustad söylüyor bunu. Şimdi bir misal. Ne misali? İstidat, kabiliyet, duygular, hissiyat. Duygu, göz, kulak. Tamam mı? Bak. Duygu, göz, kulak. Hissiyat da vicdani şey. Daha duyguyu oluşturan alt veriyor. Duygular gözükür de hisler gözükmez. Yani duygular gözükür derken orada. Şimdi bu şey yaptıktan sonra örnek veriyorum. Toprağda bulunan elementler var. Elementler. 108 tane şu anda söylenen. 170'e kadar ince latif şeyler de var. Tamam mı? Bu hiçbir şeye daha dönüşmemiş elementler yumağına, yazılımına, element. Bu elementlere istidat. Bunu muayyenleştirdik. Siyah toprak. Böyle kahverengi toprak. Bilmem ne toprak. Çakılıp şu bu. Taşa dönüşmesi vesaire.
bu elementlerin toprağa dönüşmesine kabiliyet. Tamam mı? Hem kimyacısın sen. Evet. Sonra o topraktan mısır çıktı. Mısır hayal et abi veya nar. Koçanı var, kokusu var, püskülü var, kokusu, tadı var. Bu mısıra dönüşmesi duygu. Topraktan mısır veya nar oldu. Tamam mı? Bak elementte ne hale geliyor? Sonra bakın mısırın içerisinde yaprak ayrı bir renk veya tat. Mısırı yarar, şey yapar mısın, yırtar mısın? Tane tane dizilmesi. Zülfrenin olması, kokunun olması, tadının olması. O mısırın ağacının öyle bir tadı yok. Öyle bir rengi de mısırı baktığın zaman. Kokusu da farklı. İnce yani, koku gözükmüyor yani. Tadı da gözükmüyor. Bu kokunun, tadının, renginin mütemayiz olması, ağaçtan farklılık olması, ilaç gibi şeylere de, bu da hissiyattı. Geldi. Başta ince, sonunda da ince. Bir daha, 108 tane toprağı meydana getiren elementlerin yekününe yazılım olarak istidat, toprağa dönüşmesi, toprağa, yani kumda olabilir, taşta olabilir, toprağa dönüşmüş. Mesela çakılı toprak olur, taş oluyor, humus da olur falan var ya toprak çeşitleri. Bu toprağa dönüşmesi o elementlerin kabiliyet, toprak kab olmuş. Ondan sonra o gene acayip bir mutlak gene her şey biber de olur, kavun da olur. Yani acı biber dehşet saçıyor, tehdit ediyor. Kavun olur. Şerefli Koçhisar kavunu. Şekerden şeker. Farklı her şey olabiliyor ama mısır oldu. Yani nar oldu. Ne oldu? O duygu, göz kulak. İçerisindeki cevve ceman nakışı o kokusudur, tadırdır, tat, meziyetleri. O da hissiyat. Ondan sonra ezel ve ebedi şey yapalım burada. Elementlerin yumağı, elementler ezel, toprağa dönüşmesi evet, kabildir. Evet. Mesela daha önce haftada araba bantı veya fabrika bantı ezeldi. Orada muayyenleşenler var. Yani hatta şöyle demiştik, bu su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatı ve cevheri kadar sürecin yekününe ezel. Ama buzun olması, H2O'nun olması veya esirin olması, mayenleşmesi, evet. Burada ikiz ağacımız özelliklerini söylemeye gerek yok zaten içerisinde. En büyük belirgin olarak ezel burada her şeyi içeriyor. İlmi bir program var. Bu irade karar verip kudret talip ettikten sonra ebed tarafına geçiyor ve bununla bu bağlantıyı yapan insanda cereyan ediyor. Bizde cereyan ediyor. Ezeli ebedi bizde cereyan ediyor. Yani eğer zattan bahsedeceksek hepsi zaten var. Ama insan yoksa ebed diye bir şeyden bahsedilmez. Çünkü ebed için yaratılan sensin. Beka için yaratılan sensin. Sende cereyan edecek. Yani mevcudatta ne bulunuyorsun? Bende ebede dönüşüyor. Evet. Dönüşme yeri. Ebede dönüşüyor. Dönüşüm bir insandan. Benim ve ebede dönüşüyor. Evet. Dönüşüyor demek için bir şey olması lazım önceden. Yani bizimle var oluyor desek daha mantıklı olur. Nasıl? Anlam kazanıyor ya da ortaya çıkıyor. Fark ediliyor. Tabii insan denen... Ortaya çıkıyor aslında. İnsan denen mahluk olması lazım önce. Yani beşerden bahsetmiyoruz burada. İnsan olması lazım. O vasıfları taşıyacak, ebede götürecek. Bizim geçen hafta üzerinde durduğumuz şu ayrıca yazdığımız karşılıklı olarak Adem ve vücut dedik.
Ben buraya girmeden şöyle bir açıklık da olabilir. Biraz önce sen okurken şu anda şunu yazdın. Güneşi meydana getiren, zatını meydana getiren esmalar var. Hatırıma gelen yani. Bu esmaların yekününü ezel. Ama güneşi güneşle yapan, onsuz da güneş denilemez, zuhuratlar var, ziyası var. Bazı isimler de zuhurat istiyor yani. Hani evet, isimler güneşi meydana getirdi ama ister istemez bu yapı ziya veriyor. Ziya vermesine kabiliyet kendi zatına ezel. Yani ziya vermesine ebed kendi zatını oluşturan esmalar. Mesela şöyle, Allah var, Halik değil. Olmaz. E tabi. Allah var, Halik değil. Allah var, iradesi yok. Haşa. Haşa. Peki irade tercih gösteriyor. Yani seçim gerektiriyor. Mesela yokluktan varlığa çıkartmak. Allah var iken hiçbir şey yoktu ezel. Ama bazı esmalar ve sıfatlar iktiza ediyor mevcudu. Mesela irade. İrade edebilmesi için Adem'den vücuda çıkartacak. Yuhi ve yumit. Mesela subutu sıfatta hay var. Hayat verme. Öldürme var mı? Sıfat yok. Esma da var. Yumit. Ha. İşte Allah, Allah iken ezel ama iktiza ediyor. Yani mesela güneş ziya vermek iktiza eder. Ziya vermesi ona güneş denmez. Allah var, Halik değil. Allah var, iradesi yok. Olmadı. İşte bu iktiza diyelim. İktiza. Yani ihtihaşa, ihtiyaç değil, iktizasıdır. Güneş ışık vermesi, ziya vermesi ihtiyacı değil, iktizasıdır. Suyun ıslatması iktizasıdır, ihtiyacı değildir. Gereği ya. He. Demek ki Allah irade gibi, Halik gibi esmaları var. Bu da mevcudu istiyor. Bu tarafına da ebed. İnsanı iktiza ediyor. Evet, ona benzer bir yer var inşallah. İnsanı iktiza ediyor. Ebed. Ama Allah Allah iken ezeli ebed o vardı. Yani biz mevcudat Allah ile ezeli ebedi değildik. Bir şekilde tercih edildiğimize göre Nur Muhammedi ile başlamış. Ondan önceki şeye ezel Nur Muhammedi ile başlayan o da bir tercihtir. Olmayabilirdi. Allah'ı kendisi bilmiyoruz tabii nasıl oluyor. Devam ederdi. Devam ederdi. Konuşuyoruz zaten. Zaman mekan yok. Ama böyle bir şey konuşmak için konuşuyoruz. Yani Nur Muhammedi yaratması ezel taraf. Ebed evet, taraf. Evet. Evet taraf. Ve insan çok antika böyle ikiz. İnsanla kavşak yani ezel ebed kavşağı oluşuyor. Yani insan çünkü niçin insan? İnsan esma ve sıfatların cemi değildir. Şuunatın da cemi değildir. Zatın tayin ve teşahhus ettiği için insanda Bahadır dedi ya nasıl olacak? İnsan böyle Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfat ve şuunatını alim. Şifayına dalık değil. Zatını tayin ve teşahhus ettiği şey var. Sır yani. İnsanız, biz zamansız bir türlü düşünemiyoruz yani. Şimdi siz anlatırken aklıma geldi. İnsan mı önce yaratıldı, zaman mı önce yaratıldı falan diye. Bunu söylerken bile öncelik koyuyorum yani. Bunu evet. Bunu söylerken bile, düşünürken bile öncelik koyuyorum yani. Yani mesela bilse ki usulle bu sorunun cevabı usul çözer. Esma neydi? Dehr esması. İnsan zatın tayin ve teşahhus esma nerede ki? Ne zaman? Esma der. Esma, sıfatta zaman yok. Biz sıfattan da yaratılmadık. Şunat-ı Zatiye'den de yaratılmadık. Biz mahiyet-i zatiyenin taayyum ve teşahhus, sırrı insaniyiz. Acayip bir şeyiz. Acaba-i mahluk. Zamanlı bir aleme gelmişiz, zamansız halimizi düşünemiyoruz. Yani. Bugün bir şey söyleyeyim mi size? İkindi namazını
suretini kırdım. Benim odayı biliyorsun şey. Dershanenin. Yani. Orada ikindi namaz kılın. Şöyle şu sağ tarafta cam var da biliyorsun. Şöyle vallahi Allah temin ettiği için söylüyorum. Şöyle baktım odaya. Sanki ilk defa görüyorum. Allah Allah burada ne işimiz var ya böyle. Geldik cam var. Çerçeve. Buraya. O kadar tuhafıma gitti. O kadar tuhafıma gitti ki oradan. Yani dünya o garibime gitti. Burada ne işimiz var? Acayip bir şey ya. Ne kadar sıkıcı bir yer ya. Memleketine gidince bir tane Hasan abi. Bizim buralı değiliz ya. Değil, evet. O kadar acayibime gitti ki sünnetle farz arasında oldu. Böyle paylaşıyordu böyle şey olsun diye. Ortak olalım diye. Böyle hakikaten hiç bize uygun değil ya burası. Evet, işte, abi, hiç uygun değil. Hiç ya, şu camdan bakıyorum. Karşıda bina, sok şey. Hani, ya böyle bir yer olma. Burada bir tuhaf ya. Peki şunu düşündüm yani. İşte biraz önce yazdım işte okudum ya elementler. Ondan sonra işte elementler, istidat, toprak, kabiliyet, mısıra dönüşmesi, duygu, şey, duygular, işte onun meziyetleri, isyan, dökülmeye başladı. Evet abi. Sonra geçen dersimizde bu tarafa kader, bu tarafa kaza, yani ezel tarafına kader, ebed tarafına kaza, yine ezel tarafına tercüme ve tercüman. Yani ezel tercüme edilmesi gereken bir hitabat olduğunu. Bir tercüme lazım. Kim tercüme edecek? Bir tercüman lazım. Tercüman, o ezeliyetin tercümanı da biz. O Esma-i İlahi'nin cilvelerini, aynı darlığı biz yaparak evet. Ebede dönüştürüyoruz. Dönüştürüyoruz. Çok tuhaf. Yani, sonra... Abi pergeli mesela biz kendimize koysak, bizim iktizamız mıdır yani ebed? Ezel tarafımız şimdi bulunduğumuz yer, iktizamız olan ebede mi şey? Uluhiyet tarafımız işte. Yani zatı karış kendimize koysak, evet. Bizim iktizamız olan hayatı mı ebede çeviriyoruz yani? Yani mesela diyelim ki sırr-ı insani, bu ebed tarafımız, ebedi, ebedi şey yapıyor, sırr-ı insani. Mesela... Allah diyor ki, herkesin bir sırrı var değil mi? Sırrım var, hanımıma söyleyeceğim var, çocuğuma, arkadaş, dost ama bir de zatına ait bir sırrı var kendisine. Allah diyor ki, insan benim sırrımdır, ben de insanım. Allah'ın sırrı olması ezel, bizde Allah'ın sırrı olması ebed. O zaman nedir? Mesela şöyle diyeyim, bu uluhiyet rububiyettedir. Allah Rabb ediyor. Tecelli ediyor, rububiyet. İnsan ubudiyetle mukabele ediyor. Ubudiyet olmasa rububiyet orada nereye bulacak? Allah'ın rububiyetine ubudiyetle mukabele etti mi? Edince rububiyete aynı oldu. O aynadarda gözüken ne olur? Aynada ne gözükür? Uluhiyet. Yani senin değil bu gene. Sen mi bana rububiyetime aynı oldun? Bana bir adım gelene ben 10 adım giderim diyor ya, ayet meal. Bir temsildir o. Rububiyeti vurdum. Sen muhatap oldun mu muhatap ilahi? Sende tayin ve teşahhus eden bir uluiyet var. Gene sana ait değil ama sende gözüküyor. O uluiyet işte, o ebed. Vurma tarafı rububiyet, şey ezel. Bu aynı sistemi sanki bize de Cenab-ı Allah vermiş. Şimdi Cenab-ı Allah bizim şeyimiz ayrı. Bir de bizimle bir kendi ikizimizle olan bir ayrı bir şeyimiz var. Ezel ebedimiz. Evet. Aynı. O biraz değişiyor. Ezele de aynı. Yani hususi bir dünya. Çünkü ezel esmadır. Biz ta mahiyeti zatiye bile tayin ve teşahhus etmişiz. Ezel ve ebed esmadır zaten. Mahiyet şunatı zatiye değil ki. Ona da aynayız. Ezele de aynayız. Peki ezele yani vacib-ül vücuda nasıl aynı darlık olur abi? Evet. Vacib-ül vücut. Var mı fikri olan? Vacip. Ademiyetimizle. Esma sıfat şunatına sıfat aynı olursa vacib-i vücuda da aynı olmuş olur. Nasıl olacağız ama? Vacib-i vücut.
Vacibül vücut biraz önce söyledi mi kardeş? Vacibül vücuda ayna olsak zaten o ayna yoktur ki. Zamandan bahsetti birisi. Ne diye bir şey söylüyordu. Evet canım. Zamanın arkasına geçsek. Çünkü zaman ve mekandan mukayyet olan vacibül vücut değil mi? Peki biz zamanın ve mekanın arkasına geçemiyor muyuz? Geçersin. Kalbin ve ruhun derece yerine geçtin mi? Geçtiğin nispetçe vacibül vücuda aynadarlık yapmış oluruz. Yanlış mı abi? Doğru. O kadar. Yani o onun arkasına geçtiğin nispet. Ne kadarsa o kadar. Ve bunları konuştuğumuz mahiyeti zaten değil ha Harun. Değil. Hep böyle esmadan konuşuyoruz ki böyle diyorsunuz falan hani içinde bir acık usulü bozmayız da haşa. Bu konuştuğumuz hep Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman Rahim esmalardı. Bizim konuştuğumuz esmadaki Allah, sıfattaki Allah değil. Şunattaki değil, mahiyetteki zaten. Onun için bazıları diyor ki önüne konuşuyorlar falan yapıyorlar. Değil yani endişe etmesin. Cilvelerine. Sonra sike ve hatem dedik. Zaten onu demiştik. Ondaki ben dedik. Heh. Ondaki bendeki ben. O. Bendeki o. Rabbul alemin ezel. Rab ebed. Sübhanallah ezel. Elhamdülillah ebed. Çok doğru. Çünkü Adem alemleri sübhanallah. Evet. Çok güzel. Dedik ve bunları bu şekilde toparladıktan sonra buraya artık istidat, buraya kabiliyet ilave edeceğiz. Peki evet. Bugün de onu yazdık. Evet. Şimdi daha başka bir yer okuyayım inşallah. İşte insanın mezkuru vazifeler gibi çok mühim hizmetleri var. Cemali bakiye aynedar, kemali sermediye dellalı mazhardır. Ve rahmeti ebediyeye muhtaç müteşekkirdir. Rahmeti ebediyeye. Madem cemal, kemal, rahmet bakidirler ve sermedidirler, elbette o cemali bakinin aine-i müştakı ve kemali sermedinin dellalı aşıkı ve o rahmeti ebediyenin muhtacı, müteşekkiri olan insan baki kalmak için bir dar-ı bekaya girecek ve o bakilere refakat eden, refakat için ebede gidecek, refakat için ebede gidecek ve o ebedi cemal ve o sermedi kemal ve o daimi rahmete ebedül abadda refakat etmek gerektir, lazımdır. Şimdi Mehmet abi ezeli şey yaptık, ebedi yaptık, bu bekayı nereye koyacağız? Beka bir alemdir. Alem mi? Bir alem. Sübhanallah ezel, elhamdülillah ebed, evet. Allahu ekberle beka alemine giriyoruz. Dar ahiret diyorum. Ahiret diye. Sübhanallah ezel, elhamdülillah ebed, Allahu ekberle beka alemine giriyoruz. Bekaya. Beka bir alem çünkü. Çünkü ebedi bir cemal. Çünkü beka cennetten üstündür diyor ya. Evet. Çünkü ebedi bir cemal, fani bir müştaka ve zail bir dosta razı olmaz. O zaman razı olmayacaksa beni razı edecek bir şekilde oraya götürecek. Ne yapacak? Allah Allah. Ebedi bir cemal, fani bir müştaka ve zail bir dosta razı olmaz. Dosta mı diyor? Evet. Hakkı geçiyor mu külletin? Lemalar 355'i açık görürsünüz. Dost geçiyor ha? Evet. Dost istersen Allah yeter. Ama bu çok... Çünkü cemal kendini sevdiği için sevmesine mukabil muhabbet ister. Zeval ve fena ise o muhabbeti adavete kalp eder, çevirir. Eğer insan ebede gidip baki kalmazsa fıtratındaki cemali sermediye karşı olan esaslı muhabbet yerine adavet olacaktır. Ebedi gidip baki kalması. Kendisini sevdiği için diyor abi. Muhabbet eder, ister. Bir evet. Muhabbet ediyorsan çok değişik değil mi? Kim kimi seviyor? Nasıl oluyor? Muhabbet eden de sen, muhabbet edilen de sen. Evet, sevilen, seven de sevilen aynı. Evet, çok acı. O zaman ne çıkıyor biliyor musun bu kokuş bana? Yani
hiçliğini böyle mantıksız mantıksalla, zeminsiz zeminle, sıfatsız sıfatla biliyorsun. Yani işte bu hiçliğini anlamak bu dersi adeta. Hiç. Hiç işte. Ve ben buradan şunu çıkardım abi. Ebed tarafının tamamını rahmet kaplamış. Eğer rahmet kaplamasa, çünkü hiçbir şey bizden değil ya. Her şeyi ondan ya, o veriyor. İyiliklerin tamamı ona ait değil mi? Ona ait. He. O zaman ebed tarafında kötülük var mı? Yok. Hep iyilik var, evet. Mükafat var. O zaman orayı kaplaması gerekiyor rahmetin. Hepsini kaplamış. Ondandır ki ehli dalalet rahmeti göremiyor. Zaten rahmeti göremeyen dalalete düşer diyor. Taraf o zaman akılsızın kafasında mı var? Aynen. Evet tarafı derken. Hiç gidemeyecek. Onun kafasızın kafasında var. O zaman burası hangi taraf Mehmet abi? Aslında vücutta gözükürken kafir, Adem'i yaşıyor ya. Yani aklım almıyor. Büyük bir başarı abi. He? Yok şöyle diyorum Yasin o şeye. Yani bizden belki de daha zor iş yapıyorlar. Bu cihetten düşünmek zor, zor. Yani böyle şey yaparsak. Fakat hayat bahsini açarsak, her şey bizim her şey bizden çıktığı için bu cihetten düşünürsek ancak bu fikirden kurtulabiliyoruz abi. Evet. Yani hakikaten küfüre ayna olmak, onun temsilcisi olmak en zor işi onlar yapıyor. O da bizim için var ama işte. İşte öyle diyor 168 işaretleyeceğiz da. Öyle diyor yani iman. Küfür imana hizmet eder. Evet, imar etmek için yarattın yani kainatı. Sonra diyor ki layık oldukları yere teslim edecek. Biraz önce o rahmetle ilgili bir şey söyledik ya. Nereden geliyor? Rahmet kuşatmıştır demiştim. Evet. Hatta cehennem onun bir şüphesidir dedin. Evet. Maliki yevmiddin makabiliyle şu sıfatın nazmını iktiza eden sebep şudur ki, şu sıfat rahmeti ifade eden makabiline neticedir. Zira kıyametle saadet-i ebediyenin geleceğini en büyük delil rahmettir. Evet, rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması ancak ve ancak haşir ve saadet-i ebediyeye bağlıdır. Evet, saadeti ebedi olmasa en büyük nimetlerden sayılan aklın insanın kafasında yılan vazifesini görmekten başka bir iş kalmaz. Uf, bu işte doktor iyi bilir hastasını. Ben de iyi bilirim bunu. Akıl, ne dedi akıl? Okur musun? Evet, saadeti ebedi olmazsa en büyük nimetlerden sayılan aklın insanın kafasında yılan vazifesini görmekten başka bir işi kalmaz. Nasıl susturacağım bu aklı? Diyemezsin ki akla akılsızlık yap. Susturamıyorum. Akla akılsızlık yap diyemezsin. Düşünme de diyemezsin. Dur da diyemezsin. Hayvan da olamıyorsun. Dur da diyemiyorsun. Öleceksin de diyemezsin. Ha? Öleceksin de diyemezsin. Onu da diyemezsin. Yok olacaksın da diyemezsin. İçiyorlar. Devamlı çalışıyor. İçiyorlar. He. Başka yol olmaz. İçiyorlar. Ama böyle dururken sus, düşünme diyemez. Yani akla akılsız ol diyemezsin. Ne olacak? Yılan olur sana. Kezalik en latif nimetlerden sayılan şefkat ve muhabbet ebedi bir ayrılık düşüncesiyle en büyük elemler sırasına geçerler. Vay be. Yılanından ayrılığı temsil ediyor herhalde abi. Yılan şeyi, yılan düşmanlığın sureti yılan olarak gözükür. Zehir akıtıyor ya. Cennetten bir de o şekilde çıkıldı. Evet, cennetten çıktı bir de su içiyor. Rahmeti zahmete çeviriyor ya. Yılan su içer, zehir akıtır. Bu kadar nimetleri al, Adem'e dönüştür. E yılan olacaktı o kafamız. Hiç değer mi ya? Hakikaten acayip bir şey ya. Değmesi lazım. Yani cehenneme gitsen, kafir olsan da hani kafir oldum ama değdi diyemeyin için bir şey olması lazım. Bir tanesine öyle dedim ya, namaz kılmadın şimdi ne kadar değdi mi dedim ya. Ne yani kılmadık ama değdi yani.
Ne yaptığını vallahi. Hakikaten dedi ya. Bu fırıncı bu. Hakikaten dedi ya. Ya tamam şunu yaptım. Ekmek dağıttım da kılmamaya değdi. Değer mi dedim şimdi? Ekmek dağıtırken namaz kılmama. Değdim yani. Zaten kılsan da kılmasan o ekmek dağıtılacak. Yani bir ekstra bir şey yok ki. Ya namaz için ekstra bir şey dağıtmıyorsun. Bakkalda şurada burada lak lak yapmadın mı namazı kılınmış oluyor. Böyle mantıksal şey sunum yaptın mı namaz kıl desen kılmaz ama tam da bir şey yap ki değsin namazsız daha. Fıtratın olmasına rağmen yapmıyorsun. Yani. Çok tuhaf zor işi yani. Mesela şimdi kalk şimdi bir de yok de ha. Var ile yok de. Ve yokluğu varla ispat etmeye kalkıyor. Çok tuhaf. Yoku ispat etmen için yoku kullanman lazım. Yok var değil ki vara. Hani yoku ispat ettiğin anda otomatik var çıkıyor zaten. Aa burası yok. İspat et. İspat edilen şey vücuttur işte. Çünkü adem ispat edilemez. İspat edilen şey vücuttur. Yok deyip de ispat ettiğin zaman zaten vücut çıkıyor. Evet. Adem vücut içinde. Yok yok. Evet. Değil bir şey ya. Bir baktım ki fırıncı başladı namaza. Bu tarafa maşallah. Şöyle bu biraz muhalafta kalan kısmını söylemek istiyorum abi. Bizim ezel tarafına vicdan, ebed tarafına dima. Uyar. Uyar mı? Uyar. Peki uyarsa burada vicdan içerisinde irade, buradaki dimadaki ihtiyar. Çünkü kader iki tanedir ya. Evet. İradeli kader, ihtiyarı kader. İradeli kader bizim değil. Yasin abi. Buyur abi. Hatırladın mı? Bak, bizimle alakalı olmayan iradeden bahsetmiş. Onu söylemeye çalıştım ama ifade edemedim. Allah razı olsun. Bir daha. Abi, iradeli kader var, ihtiyarı kader var. İradeli kader bizimle alakası yok. Yani burası, ezel tarafı iradeli kader kısmı. Kader. İhtiyarı kader bizimle kader, yani ihtiyar. Eğer ihtiyar ve iradeli kaderi tefrik edemezsen kesinlikle kaderde nefes alamazsın. Hep Allah kader dersten sonra. İzah edemezsin. Yani ihtiyari, akli, bak irade bunu tefrik edilmezsin. Mesela ihtiyarın yeri neresi? Dimada. İradenin yeri neresi? Sonra zaten söylüyorsun. Vicdanda. Vicdan da kat bir şey, harita. Harita, mesela Türkiye haritası, senin alakası var mı? Ama yolu sen Malatya'ya mı gideceksin, Kayseri mi senin elinde. Ama Türkiye'yi sen seçmemişsin. Türkiye'nin olması iradeli kader, hangi şehre gideceksen ihtiyarın kader. Biri Esma'ya biri sıfata bakabilir mi abi böyle? Mesela yani sıfata bakması için, subut-i sıfatta veya zat-ı sıfata kader olması lazım. Yok şey için. Kader ilimlerinden. Ezel ebed olarak. Ezel olarak olur. Yani olur. Yani ezel ve ikisi de esmadır biliyor musun? Yani ezel daha cami gibi gözükürken hala esmada. Sıfata çıkmıyor ki. Evet. Yani çok acayip bir şeyler olacak ha. Dorkun ben de merak ediyorum. En çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. İlk en yakın olan canım nasıl teris olacağım? İki, cennet aşırı da değil. Allah'ı görmeyi merak ediyorum. Yani çok orijinal olacaktan vardı buna. Öteki yöne çevir abi. Yani şimdi böyle duruyoruz ya, gideceğiz ya, teris olacağız. Müslüman ölmez, teris olur. Çünkü mefte mazhar olacağız, onlar ölecek. Ölmeyen ölecek. Yani böyle konuşurken gideceksiniz biliyor musunuz? Ve öldüğünüzü bilmeyeceksiniz ama mevt olduğunuzu bileceksiniz. Teris olduğunu göreceksiniz. Hiçbir şey anlamayacaksın Mehmet abi. İnsanlar, İnşallah. Peki gittikten sonra da abi Cenab-ı Allah'ı nasıl göreceğim diyecek miyiz gittiğimiz halde? Yani onu diyen denilen o. Ama ben Müslümanın berzahtaki, haşirdeki telaşesi hemen cennete gideyim değil. Vaat edilen Allah rüyetini gösterecek ya. Herkes onun için şey yapacak. Müslümanın telaşı olacak. Kafirin telaşesi o kadar dehşetlidir ki tamam ya Rabbi cehennem olsun da bu haşir meydanından beni kurtar. Tam gideyim cehenneme.
Evet Yasin abi. Şimdi ezel, ebed, sultanı. Bir de aynı şekilde sultanı, ezel ve ebed. Üç tane şey. Ne bu yani? Şeye benziyor biliyor musun? İlmi ezeli, ilmi muhiti ezeli. Onu da yazacağım. Ha tamam. Üç tane. Bunun önce bunu ha, bakalım. Tamam. Buyurun. Önce sizden alalım. Yok efendim siz lütfen. Niçin yani ezel, ebed, sultanı, sultanı, ezel ve ebed? Külliyatta hiçbir şey sıra dışı yazılmış değil. Hepsi inci gibi yerli yerine koymuş. Evet vallahi. Ve hiçbir sayfada, başka bir yerde, başka bir kitapta onu teksim edecek hiçbir şey bulamazsınız. Bulsalardı zaten bugüne kadar konuşurlardı. Ve bu evet, eşin ehilleri de, zındık ehilleri de evet. Yapamam. Doğru. Onun için bir not, anlamsız değil bu yani. Evet. Bir anlam olması lazım. Dört dersi söyle. Şimdi Sultan-ı Ezel ve Ebed nedir diye söylediğimiz zaman, sorduğumuz zaman çoğu insan şey diyor. Ezel Ebed Sultan'ı demek. Yani şey. Hemen düzelttim. Tanımı bu şekilde diyor evet. Ama Üstad Hazretleri Ezel Ebed Sultan'ını ayrı bir şeyde kullanıyor. Sultan-ı Ezel ve Ebed'i ayrı bir tanımda kullanıyor. Evet. Şimdi burada buyurun. Yani tanımlardan çok biraz şey yapacağız ama siz buyurun abi. Siz yok sen değil de. Sen. O kadar bilseydi daha zorlama onu. Yok biliyor o biliyor. Biliyor mu? Tabii o biliyor. Söyleyin lütfen. Söyle o zaman. Yes. Çalışmadığı yerde. Ezel Ebed Sultan'ı derken burada şimdi sultan zaten ayrı bir ders mevzusu. Sultan esmadır ha. Sultan esma. Esmadır ha. Öyle hakimiyet sultan böyle Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet değil bu. Sultan esmadır. Saltanat sahibi ha. Hakimiyeti ifade ediyor burada. Hakimiyeti ifade ediyor. Yani birinci şeyde cümlede ezel ve ebedin hakimi olduğunu ifade ediyor. İkincisinde ise sultan-ı ezel ve ebed hakimiyetinin ezeli ve ebedi olduğunu ifade ediyor. Allah Allah. Evet. Güzel. Yani tamam, birinci de sultanlığı, ikinci de sultanlığı ezeli ve ebedi. Birinci de ise ebed ve ezelin de sultanı. Onun da hakimi. Anlatabildim mi? Tamam. Birincisi saltanat. Hayır bak birincisi de ezel ve ebed denen bir tanım var ya abi. Ezel ve ebedi de kontrol altına alabilen bir sistem. Böyle bir sistem. Sultanlığı. Böyle bir sistem. Saltanat, sultanlığı. İkincisi ise sultanlığı ezeli ve ebedidir. Ezel ve ebedidir. Biri zaten birisi. Yani bir cennet var bir de cennetin beka var gibi. Şey gibi. Mesela bir şey bu şeyde çok hakikati miraç, miraç hakikati. Mesela bir hakikati miraçla miraç hakikati aynı şey değil. Ama yani sorduğunuz zaman aynı şey diyor ama. Mesela bir miracın hakikati var. Bir de miraçla meydana gelen bir hakikat var. Peki. Burada da bir sultanlığı var, yani sultanlığı, bir de ezel ve ebedin de hakimiyetinin olduğu bir tarafı var Allah-u Teala. Peki, rububiyet, uluhiyet diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir tanesi Rabbul Alemin, evet. Ezel ve ebed sultanı Rabbul Alemin'e ifade ediyor. Rububiyeti, bu uluhiyeti. Benden gelen, bu beni ilgilendiren sultanı ezel ve ebed değil mi? Aynen abi. Aynen. Bu zatı ilgilendiriyor, bu insanı ilgilendiriyor. Aynen. Ezel ve ebed sultanı Rabbul Alemin için tesmih ediliyor. Onun için kullanılıyor. Sultan ezel ve ebed ise Rabbi ve Halık'ıdır diyor yani. Evet. Oo çok artık yaz onu. Çok ilginç. Bunları yazsam mı? Nasıl yapacağız? Tabii ya şöyle yaz, şöyle yapıyorsun. Göz sil, şu resim. Şöyle bir şey yap, şöyle bak. Şöyle var ya, şuraya işte Rabbul Alemin. Rabbul Alemin, ha burada Rabbul Alemin. Buraya yap, hiç bunu silme. Rabbim. Üşenmeyeceğiz. Gel ayıralım ona. Böylelikle Allah'ın izniyle Risale-i Nur'u Risale'ne izah edecek bir lügat çıkıyor biliyor musunuz? İnşallah bu Risale-i Nur'u Risale'ne izah eden lügat diye bir lügat çıkacak. Yasin burada V olacak değil mi? Yok. Ben yok diye hatırlıyorum da. Yok yok abi. Yok değil mi? Ezel Ebed Sultan diye geçiyor. O V de bir şey ifade ediyor. Evet abi. Ezel Ebed aynı onun için çünkü. Aynı onun O yüzden V olmuyor. Aynen. Ezel Ebed olmuyor mu? Ezel Ebed.
Kur'an tefsiri de bu şekilde yapılacak değil mi abi? Bu buradan çıkan lügatla yapılacak. Evet, bu lügatla yapılacak. Bunun halini başka çıkan lügatla yapılacak. Yapılacak. Buraya, inşallah, buraya ne yazdık? Rabbül Alemin zat dedik. Evet, Rabbim. Rab. Buraya. Rab. Evet. Evet. Rabbül Alemin değil, kişinin Rabbi. 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 Kimin Rabbi? Diyebilenin Rabbi. Kim diyebiliyorsa onun Rabbi. Şöyle ya, insan karmaşık içinde olmaz. İnsan bilir. Ezel ve Ebed Sultanı diye geçen yerde varmış. Ezel? Ve Ebed bir yerde geçiyor. Yani ve var. Var olan da var da olmayan da var. Yani daha çok olmuyor. Ya yazabilirsin. Tamam değil ya. Olur, bir şey olmaz. Var yani, geçiyor. Geçen var. Geldi mi? Ezel evet. Şimdi... Bu şapka olan yer varsa söyler misiniz ya? Burada var mı? Bakayım ben, elime bakayım. İlmi... Muhiti. Muhiti, T-T-İ'si. Bu mu? O. Şapka değil, takke. Ezeli de. Ezeli. Çünkü iyi bu. Eğer ezelin bir şey anlatıyorsa takke koyacaksın, ezeli anlatacaksan nokta koy. İlmi, muhiti, ezeli. Tamam. İlmi, muhiti, ezeli. İlmin, ilimle alakalı. İlim, ilmin ezeliyetinden bahsediyor. Ezel, yani ilmin ezeliyetinden bahsediyor. İlmin ezeliyetinden bahsediyor. Ama ezel, zata ait bir şey. Zattır. Burada kastedilen, yani zatın... Allah cahilinden bakacağız. Evet, Allah cahilinden bakacağız bu cümle. İlmi ezeli. Bir de ilim var. Bir de ilim var. İlmi ezeli. Bu nereye bakıyor? İlmi ezeli. Sıfat. Söyle bakalım neyle. Sıfata bakıyor. İlmi muhit ezeli sıfata. İlmi ezeli. Bu esma. Esma. İlmi ezeli esma. Peki ilim var. İlim esmaya bakmıyor mu abi? İlim meçhul değil ya. İlmi ezeli sıfata ilmi muhit ezeli şunata diyebiliyorduk. Değil mi? Yanlış mı? Yok yok. Böyle subuti sıfatta ne var abi? İlim. İlim var. Esma'da ne olur? Alim olur. Alim. Şimdi sıfattaki ilim, ilmi muhit ezelidir. O sıfatı var. Subuti sıfat var ya ilim irade sema. O ilmi ezeli değildir o. İlmi muhit ezelidir. Ezeli de yata etmiş. Esma'yı da. Birincisi sıfattır, ikincisi esmadır. Şimdi peki sen bu Yasin, Ezel ve Ebed Sultanı'na ne dedin? Sultanlığın Ezel Ebed'i mi? Ezel Ebed yok. Ezel Ebed sisteminin hakiminden bahsediyor. Ezel Ebed sisteminin daha üstünde bir sistem. Sultanlığı. Sultanlığı. Evet. Ezel Ebed Sultan. Dikkat edeyim. Kimse sultan ezeli ve ebedi ise sultanlığının ezeli ve ebedi olduğunu özel duyuyor mesela. Şey gibi yani vahitle tevhid gibi yani biri sisteme bakıyor biri saate bakıyor. Hı. Hı. Vahit vahitle tehadiyet. Evet, çok güzel. İkiz değil mi bu ağaç? Hayır. Evet. Çok tuhaf. İkiz demek, mesela aynı yumurta, her şey benziyor ama
Mesela ben Haydarpaşa'da okuyan bir arkadaşım vardı. 1980'de. Aynı sınıftaydılar, ikiz. Hem de aynı yumurtadan. Hani her şey benziyor doktorum. Bir tanesi ateisti, bir tanesi Nurcu'ydu. Allah Allah. Ha, inan. Yani ikiz ha. Çünkü nerede? O benim arkadaşımdı. Hatta benim de adaşımdı. O Nurcu olan da Hasan'dı. Ben Şişli'de okurken o şeyde şeye buluşuyorduk. Bazen, bazen Üsküdar dershanesine giderdik beraber. Yani çok... Niçin söyledim ben bunu? İkiz abi. İkiz abi. He? İkiz. Ha ikizim. İkizim. Kafa gitti. Hasan abi lügatta ne yazıyor? Özel ebed için abi. Özel ebed sultanı için. Ebedilik sonu olmamak sonsuzluk. Çok şey değil mi? Boşta kalıyor abi. Boşta kalıyor. Yani Allah ebedi, şey, Allah ezelidir diyemiyoruz. Ezeliğinin de sahibi yani. Orada olmamış. Allah ezelidir denmiyor da. Denmiyor. Ezelinin de sahibi. Sahibi. Sistemi kuran ya. Evet, ezelinin de sahibi. Ezeli ya. Allah büyüktür diyor. Birincisi o değil mi? Şey yok yani. Birincisi o. Ezelin ve ebedin sahibi. Acayip bir şey ya Rabbi ya. Allah'a ne kadar şükretsek az. Niye? Ya kendisiyle meşgul ediyor bu saatte bizi. Geçen böyle dersten çıktık Bağdır'da. Müşra'yı getirmiştik. Biz sarhoş çıktık, unuttuk onu burada. Belki sinirim var, kartopla geldi. Nasıl unutuyorsunuz diyor. Şimdi o hali halettiğimizi anlamıyorlar ki şimdi nasıl. Farklı tabii nasıl. Çocuğu getirmişsin o da bir yere koymuşsun. Adamda bıraktık. Adam var burada. Ve unuttuk. Bana belli. İkiniz de. İkiniz de. Belki sinirim aklımıza geldi. Karışıttık. Şeye benziyor. Bir çarşamba dersinden çıktık. Çıktık. Malum bir tane İsmail kardeş var. Araba nereye koydum abi dedi. Güya ben uyanıyorum. Ben sarhoş değilim. Dedim ya tövmeye bas. Neredeydi? Sokak sokak dolaşıyoruz. Kafam onu gitmiş tamam. Güya benim değil. Tamam hadi dedim ben onu bırakmayayım. Benim zaten araba yok. Ona iyi beni götürsün dedim. Şimdi Zeytinburnu'na götüreceğiz onu. Şey Yedikule'ye. Zeytinburnu'ndan Yedikule bu taraf. Biz Flora'ya doğru gittik. Ben ha kaç sene Zeytinburnu'nun çocuğuyum. Flora'ya gittik bilmem ne yaptık falan. Bir ormana gittik o bitmiş. Şöyle yap böyle yap. Bir yap diyorum. O da şey yaptı. Abi galiba sen de yoksun dedi. Bak Florya'da Zeytinburnu'na yazdık, navigasyon hatırımıza geldi. Sen götür bizi dedik. E5'e çıkınca uyandık. Ha Tobi uyanmadı. E5'e girdik ama acaba dedik büyük çıkmacaya doğru mu? Şimdi Topkapı'ya doğru mu? İkimiz. Sonra Huruf-u Mukatta okuduk. Okudum okudum okudum. Hatırıma geldi. Dedim tamam şimdi çözdük. Ayna diye ders yapılmıştı. Ha? Ayna diye ders yapılmıştı. Ayna mıydı? Ayna dersi. Ha. Ayna dersi. O dersi. Ayna ne dersi? Hatırlıyorsunuz değil mi o olayı? Ve rezil olmuştuk. Sistem bitiyor. Mesela ustada şey söyleyeyim. Usta çalışıyor böyle. O zaman buzdolabı yok ya. Su testisi var şey, topraktan. Cama asılı parlada. Cama iple asılı dışarıya ki soğusun. Zübeyir abi anlatıyor. Rüştü abi o da bize anlattı. Kalemi elinde kalkıyor su içmeye. Buradan oraya da cama gidecek. Tam ortaya geliyor. Niçin kalktığını bilmiyor. Geri dönüyor. Çalışıyor. 2-3 defa olmuş. Sonra en sonunda galiba en son hatırlamış suya gidiyor. Buradan da ne çıkıyor? Uslu bu halde çekmeyin. Bir de Allah Allah ben bunları niye unutuyorum deme. Kendine özgüvenini yıkma. Bir şey yoğunlaştığın zaman bir şeye ne kadar yakınsanız başka bir şeye o kadar uzaksınız.
Susuzluğu vücut istiyor, yarı yolda unutuyor. Evet. Diğer istediği onun önüne geçiyor. Acaba. Yani ilim iştiyakı, su iştiyakını batırıyor. Bastırıyor. Artık üçüncü de gerçekten susuyor demek. Evet, yani. Artık bitiyor bu şey. Mesela o kadar oluyor ki ben dershanede, gündelik hayatta. Yani çok bedihi şeyleri hep. Ben biraz önce işte ne konuşuyorduk dedik, ikiz. Mesela ikiz deyince benim bir rüya var ya hani böyle saraya vurmuştuk. Ben soru soruyorum, tacip ediyorum, aynı ben gülüyor. Soru soran benim, sorulan da benim. Yani ben hayret ediyorum Harun, aynı olan ben, ikisi gülüyor. Biz enfüs lügatına yazmışız abi, ebed tezleri. Yazdık mı? Yazmışız. Ne bakın, diyor? Biz ebed, biz öldükten sonra başlayacak, başı var, sonu yok, nihayetsiz, münezzehe, ebede bakar, yaratıldıktan sonraki hale bakıyor. Evet, ezele bakıyorum şimdi abi. Ezel, mazi ve hal, istikbali birden tutar, yüksekten bakan bir ayna misaldir. Uçtan başı uçtan ve sonu olmayan. He. Üç, hadsiz mukaddese ezele olmaz. Bakar. Ebed olmamış. Ebed olmamış biraz, he? Evet, evet olmamış. Hadsiz mukaddes ezele bakar, yaratılmadan önce hale bakar, Allah'ın ilminde olma tarafı vücudu hariciden önceki hale bakıyor demiş. O zaman bu ebedi bir tahsiye edeceğiz onu. Tahsiye edip de biraz da ekleyeceğiz. Vay. Günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Peki ne oldu? Hayırdır? Ebedi dedik, ebediyette eğer hastalık olmayacaktı. Hayatı ebediye diyor. Saadet-i ebediye demiyor efendim. Hayat-ı ebediye. Bizimle alakalı değil bu. Daimi hastalıksa benim nasıl hastalık olacak orada o zaman? Hastalık olsa saadet olur. İyi. Öyle inci gibi seçiyor günahlar. Hayat-ı ebediyeyi. Daimi hastalıklar. Biz kelam-ı ezeliden gelmişiz. Neyi beşerin selameti için ebedin yolunda refakat için ebede gideceğiz. Bak. Gelmişiz. Gelmişiz gidiyor. Biz kelam-ı ezeliden gelmişiz. Neyi beşerin selameti için ebedin yolunda refakat için ebede gideceğiz. Şu dünyayı, faniyeyi kestikten sonra bizim suri olan irtibatımız kesilirse de daima maneviyatımız beşerin rehberi ve gıday ruhanesidir. Sen senin haykasenat arkaya bıraktığın nesne gıday manevisiymiş. Soru şu, eğer o şeriatın nevamisinden sual edersen ki, nereden geliyorsunuz ve nereye gideceksiniz, sana şöyle cevap verecekler ki, biz kelam-ı ezelden gelmişiz. Nevi beşerin selameti için, ebedin yolunda, refakat için ebede gideceğiz. Peki arkadaşlar, kelam-ı ezeli, kelam, subut-u sıfat değil mi? Evet. Biz kelamdan mı geldik? Çok tuhaf değil mi ya? Subut-u sıfata ilim, irades, kelam, sem, basar, kudret, hayat değil mi? Kudretten gelmedik mi biz? Hayat, kelam ezeliden gelmişiz. Ama burada şeriattan bahsediyor. Yani Kur'an aslında bu. Kur'an. Kur'an'ın mahluk olan tarafından bahsediyor. Seninle beraber geleceğim diyor. Ebede kadar seninle beraber geleceğim. O Kur'an'dan bir şey beklemeyenler dikkat etsin. O kağıttan bir şey olur mu? Diyenler. Zaten kağıda Kur'an denmiyor ki Mustafa. Yani. Ha demeleriz böyle mi oluyor abi? Kelamdan geldik derken neyi kastettiniz? Öyle bir bak var mı? Şey. Üç tane şey aynıyız ya. Şeceri hilkat. Kainat. Şeceri hilkat. Kainat. Kainat. İnsan, Kur'an, aynı şey. Ama Kur'an cihetinden geldi. Kur'an cihetimiz tarafımız. O zaman.
Ama biz Kur'an'dan gelmeyen tarafımız da var. İnsan sırf kainat değil ki. Kur'an kelam ezeliden geldi. İnsanda kelam neresi? Hangisi makamdadır ki? Sıfatı sıfatta. Sıfatı sıfatta değil mi? Kelam, ilim, irade, sen basar. Bir süsle ta mahiyeti zatiyeden de geldi. O tarafımız şeceri hilkat. Kainat arşa kadardır. Yani usul sistemi bildiğimi tak tak oturuyor. Yani Kur'an, kainat, insan aynı değil. Üçüz. Ya insan Adem'e yokluğa yani hiç diye. Yani aklını nasıl alıyor? Nasıl varıyor? Yokun vücudu nerede var ki? Var oraya koydun da yok ettin ya. Nasıl var yok onlar şu aklım almıyor ya. İman ileride gözünü açıp bana bakan kabri ve kabrin arkasında ebede giden caddeyi nuru Kur'an ile gösterdi. Ebede giden bir cadde varmış. O caddeyi nuru Kur'an ile kim gösterilmiş? İman. Berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadet-i ebediyenin anahtarı olan iman. Berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadet-i ebediyenin anahtarı olan imandır. Kalbin cep feneri. Kalbin cep feneri. Saadet-i ebediyenin de anahtarı. Şimdi feneri tuttun. Daha netice değil ki. Yürüyeceksin. İman kalbin cep feneri, bir de saadet ebedin anahtarı. Hem fener hem anahtar. Işığı var, anahtar sende. Gidiyor kanatı. Şimdi mesela lambayı tuttun yolda, daha netice değil ki, yürüyeceksin. Ebed tarafına giden yolculara hem vesikaymış. İman. İman. Evet. Ve o vazifelerin en mühimi ebed yolunda seyahat için pasaport varakasıymış iman. Ebed yolunda. Seyahat için bir pasaport varakası. İstiyorsan iman elde edeceksin. Eğer insan ebede gidip baki kalmazsa fıtratındaki cemali sevmediğe karşı olan esaslı muhabbet yerine adalet bulacaktır. Evet. Ebedinin sadık dostu ebedi olacak. Nihayetsiz refet ve şefkatiyle ebed ve ebedi bir hayat için halk ettiği nevi insanı. Seni ebed için yaratmışsa kesin seni ebede götürecek. Arkadaşlar, cennet mahluk ya, herhalde yeri gelmiş artık. Vücud arıcısı yok mu? Sonsuz değil mi cennet? Sonsuz ama mahluk nasıl sonsuz şey mahluk o. O cenneti nereye koyacaksınız? Ebede koy. Mekansızlık. Cennet sonsuz değil mi? Evet. O mahluktur ama vücut aracısı var ama atom cinsinde değil. Vücudu var yani. Nereye koyuyorsunuz? Mesela Adem neydi Adem? Abi özür dilerim. Adem babamızın cenneti değil değil mi? Geldiği cennet değil. Ondan bahsetmiyoruz. Yani hepsini kuşatıyor ne olursa olsun. Evet. Mesela Adem. Adem'den vücuda çıkmadı mı? Evet. Peki Adem nedir? Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. O zaman Adem nedir? Sıfatsız sıfat, vücutsuz vücut, varlıksız varlık bize göre. Peki Adem'siz vücut olur mu?
vücudu nereye koyacaksınız? Ama Adem'in de vücudu yok. Olursa bu vücudu ortadan kaldırır. Şimdi cennet var ya cennet, cehennem. Vücut aracısı yok mu? Var abi. Nereye koyacaksınız o varlığı? Kainatı nereye koyacaksınız? Şecer-i hilkatı nereye koyacaksınız? Mekansız İkisi birsiz olur mu abi? He? İkisi birsiz olur, biri birsiz olur mu yani? Olmaz. Yani bu varlığı, şecer-i hilkatı, kainatı, arş-ı kürsü, ebedin içinde. Ebedin içinde. Ebed. Fanisiz ebed olur mu abi? Fanisiz ebed olmaz çünkü o bir meratibidir. Çünkü fani, beka gibi şeyler şey bize bak. Ebedim. Ama Harun kardeş, fani ile ebed birbirine denk gelen kelimeler değil. Faninin karşısında beka var. Evet. Ebed çok o zaman. Ebedin evet. Karşısında ezel var. Evet. Karşı değil de. Yani karşılığı. Evet. Karşılığı. Karşılık. Onunla izah edebilirsin. Yani fani ebedle izah edemezsin. Bekayla. Şimdi Vücut var ya vücut. Vücut, vacibül vücut. Biz vücut sahibi değiliz, biz mevcutuz. Tamam mı? Mevcut vücuttan gelmiş, vücudumuz yok. Tebeyi de biz öyle kabul ettik. Biz mevcutuz, vücut değiliz. Vücut alem. Şimdi bir daha. Ahiret sonsuzdur. Sultan var ya sultan. Ezel ve ebed sultan. Ezel ve ebed sultan. Ha? Arkadaşlar cennet sonsuzdur. Şeyi de sonsuzdur. Kainat sonsuzdur. Yani arşa kadar. Arş, kürs. Hani Allah Resulü'nün tabiriyle alem-i şehadet kürse göre, kürs arşa göre çöle atılmış bir yüzük kadar. Bu varlığı mevcut olan arş, kürs, o hayat meratipleri var ya işte, onlar peygamberlerin bulundu. Onlar ne? Mekansız mekanları nedir? Ebeddir. Ebedin üzerine mi bina edilmiş? Evet. Ebedin üzerine bina edilmiş. Ebede muhatap olan var mı peki? He? Ebede muhatap olabiliyoruz mu biz? Onu bilmiyorum. Yani efendim abi. Hasan abi şimdi o zaman şimdi kendimizi uygularsak ebed bunun zemini ya. Bizim bu cisim, cismaniyet bu ebed şey mi? Ebed, ebedin. O değil mi? Ebedin dışa vuruşu. Anladım. Ebedin içinde değil. Donmuş ebed. Ebed tayin ve teşahhus etmiş böyle. Soğan, mesela çekirdek. Çekirdek patladı filiz. Patladı gövde. Patladı dal gövde. Çiçek ve ver. Patladı mı? Kocaman ağaç nereden çıktı? Yani nasıl? İşte biz donmuş, yani su donmuş buz, ebed, ebediz. Yani ayrı bir şey değiliz ebedden. Ebedin cilve, cemal, nakış ve sanatın dışa vuruşuyuz. Yani mesela çekirdek ayrı, ağaç ayrı mıdır? Hayır, ağaç dışa vuruşu. Tayin ve teşahhus etmiş hali. Çekirdek, geçen şey, şey buz sudan ayrı bir vücudu mu var? Bir sıfatı değil midir? Buz suyun bir sıfatıdır. Buhar suyun sıfatıdır. Dolu sıfatıdır. Kar sıfatıdır. Suyun bir sıfatı nedir? Buzdur. Biz buzuz. Ebed sudur. Ebed, ezelin muayenleşmiş halidir diyebilir miyiz abi? Evet, öyledir. Aynen. Çok güzel ifade. Ebed, ezelin muayenleşmiş. Yani muayenleşmiş, evet ama bunun üzerine bu mevcut var ya, ezeli ebede gidecektir. Evet.
Yani bu Allah, yani bakın bu vücudu, şey mevcudu Adem'e kurmuş. Ama bu varlığa göre Adem'in vücudu yok. Bizden baktığımız zaman pergeli bize koyarsak Adem yok, mevcut var. Allah canibinden bakınca Adem'le vücut iki menzilli gibidir. Birisi Subhanallah, birisi Elhamdülillah diyor. Şu kainat var ya Allah. Allah varken hiçbir şey yoktu. Sonra işte karar verdi. Bu kararların ve vücudu taayyün etmiş. Yani kainat yaratacağım. Arş, kürs, nuru Muhammedi, cennet, cehennem. Bu ezelin donmuş hali. Ebed olmuş. Ezelin donmuş hali. Yani ezeldeki o ilmi programı, her şeyi kuşatan Allah'ın ilmini ebedle tanımlayabiliyor. Bizim cinsimizde. Bir bu tercüman da, yani. Bu da vacibül vücudun bu şekilde de tayin etmesi muktezasıdır. Ezel nasıl iktiza ediyorsa ezel, bak şey ebedi iktiza ediyor ezel. Yoksa tanımlanamaz ezel, ebed yoksa. Bu Allah'lık hakikati da şu mevcutsuz olmaz. Neye benzer? Işıksız güneş. Güneş değildir. Başka bir şeydir. Ama güneş denmez. O varlık ezelin donmuş hali, dişe vuruş hali, kainat yani, arş, kürs, bunları kuşatan, yani donmuş hali ebed. Vücudu haricisi mi diyeceğiz yani abi? Evet. Ezelin vücudu haricisi ebededir. Ezelin, yazarsanız, evet. Vücudu haricisi ebed. Ebed. Biz donmuş ebediz. Buz, şey su donmuş, buz olmuş ya. Biz buzuz. Mevcut buzdur. Su ebed ya. Daha arkaya gidersen. İşte hep böyle ebedin dostu, ebede gidecek, ebed, ebed, ebed. Yani ahiretsiz, bekasız ebed olur mu? O zaman yani donmuş hali desene işte. Ama ezelde sırf ebed tarafı yok yani. Ezel daha kapsamlı. Tabii. Kapsamlı. Ebed ezel için var değil mi abi? Ezel yani ezel ebed için var değil. Ebed 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 ezel için vardır. Yani cenneti nereye koyacaksınız? Mevcudu Adem'in üzerine bina ettiniz. Mevcut Adem. Ha? Fakat şu mevcut var ya. Mesela zat-ı sıfat değil mi? Vücut. Zat-ı sıfat neydi? Kıdem. Beka. Vücut. Vahdaniyet. Muhalefet-i lil-havadis. Kıyam-i bir nefs. Tekvin. Yedi. Vücut değil mi bir tanesi? Biz vücut muyuz? Zat-ı sıfat mıyız? Vücuttan tayin ve teşahhus etmiş mevcutuz biz. İşte bu mevcut olma tarafı ebed. Kesinlikle. Yani biz kimiz? Anladık mı bu mevcut? Bizim vücudu haricimiz evet. Cennet evet. Yani. Yani varlığın, varlık var ya mevcut, arş, hayal et, arş azar, lef-i mahfuz, arş, cennet, cehennem, daire ilim, daire hayat, kürs,
kabuk kalbise mesela şey levh-i mahfi ispat, alem-i şehadet. Hepsini al abi. Nereye koyacaksın onu? Ebed. Ebedin işte. Ebedin donmuş hali. Ebe denilen şey bu şekilde şey, gül çiçeği gibi açtı işte. Bunların ebed yani bunlar. Bunlar ebed. Ezeli donmuş hali. Peki ebedül abad nedir? Ne anlayacağız? Ebedül abad. Ben şöyle anlıyorum. İnsan olmakta olan diyoruz ya, hiçbir zaman bitmeyecek, olamayacağız. İşte ebedül abad, sonsuza giden bir silsilenin. Olması bitmeyecek. Bitmeyecek anlamında. Ebedül abad yolunda. Evet. Mesela insan nedir? Tanımlanamaz. Şudur. Mesela bu kalemdir. Çünkü tamam bu böyledir. Bu değişmez. Tamam mı? Azalır enerjisi. Başka bakalım. İnsan nedir? Olması, değişkenliği, inkılabı, inkışafı devam etmiyor mu? Değişmiyor mu? Siz dersen önce böyle miydiniz? Haletiniz, duygularınız değişmediniz mi? Değiştiniz. Peki, kabire gelince değişmeyecek misiniz? Yani soru sordukları zaman, haşi meydanda değişmeyecek mi aletiniz? Sırat köprüsünde, cennete her an değişmeyecek miyiz? Allah'a cuma günü gördüğümüz zaman değişmeyecek miyiz? Gene bitecek mi? Gene değişmeyecek mi? İnsan değişmesi devam edecek değil mi? Peki insan muayyen olması, bitmesi lazım ki budur densin. O zaman insan budur denemez. Böyle bir şeye benziyor. Yani o zannedip olması devam eden olmuş. Olmakta olandır. Bunu, bu cümleyi nerede kurasa ettik? 218 şu alarda insanı 20 vecihle izah ediyor ya. Ona dedim o 20 vecihi nasıl kurasa edebilirim? Çünkü ezel, ebed sultanı, ayna, amşudur budur. Olması hiçbir zaman bitmeyecek. Ebedül abad. Yani hiçbir zaman olması bitmeyecek. Yani bitse, ha budur insan. Ha şarjlı arabası gibi fren yaptık, durduk. İnsanın olması bitmeyecek. Peki şu anda ne diyeceğiz? Şu anda ben kimim? Olmam devam ediyor ama olmakta olanım şu anda. Ama olmam devam ediyor. Ama o olmakta olan devam, yani yakıtımız tamamen buradan alacağız yanımıza. Onu kesin yani. Yakıt buradan gidecek. Fenadan çıkacak. Başka bir yerden değil. Yani çantamıza ne koyduk? O. O imbisat edecek, inkişaf evet. edecek. Ne kadar ne koyduk? Mesela rahmetli babaannem derdi ki 100 küsur yaşında. Demek ki onun bereketi. Demek ki ev ne kadar önemli. İşte bir defa salavat getirirsen, peygamber sana şöyle yapacak. Bir defa yer getirirsen, ta o çocuktum, yıkık. Yok, 5 yaşında ancak bir şeydi. Yani yarışırdım kendimle. Tüm bu kadar getirdim bu. Yani dağda, ağaçların tepelerinde bunları söylerdi. Öyle şey yapmıştı. İşte şu bir daha 10 tane söylersen şu olur. Kendisine göre bana bir şeyler söyledi. Yani şöyle oldu. Ben bu nurları tanımam, bu berekete bağlıyorum. Yanlış ise ben şöyle hatırlıyorum bir hadisle ilgili ama tam bilmiyorum. Onun için bir mana diyeceğiz. İlim meclisinde bulunmak nafilelerden daha kıymetli anlamında. Evet, hadis evet. Ne demek bu ya? Çünkü mescide gittiği yani zaman zikrediyordu, ilim meclisi vardı. Evet. Oraya uğramadı, ilim meclisine geçti. Evet. Ve Kur'an'la ilgili de şöyle söylüyor. Eğer ilimsiz Kur'an çok manası olmayacak diyor. Abi böyle de hadis var, bunu kesin biliyorum ama. Yani Kur'an ilimsiz. Her şeyin bir anlamı var. Düz okumanın da bir manası var. Hoş değildir yani. Ama ilim olması lazım. O ki biz gelmişiz buraya. Bir şey için olması lazım. Yani imtihana geldik. Yani tamam nasıl olacak yani imtihana geldik. Tamam şunu yapma. Namaz kıl. Şunu yap. Bunu yap. Bu kadar mı insan? Nasıl Ebedül Abad yolunda sürekli gideceğiz o zaman? Bu elde ettiklerimizle hiçbir şey yapamayız. Ancak bunun iman işte. Hiçbir zaman
gayb alemi bitmeyecek olan bir şey. İman için. Çünkü iman gaybadır ya. Hiçbir zaman bitmeyecek. Yoksa anlam kayıt koyacağız ve biteceğiz. Film bitti. Değil işte. Videoya dönüştü. Video başka bir şeye inkılap etti. O başka bir şey. Tazahür edebildiğin kadar. Buraya bir menzil diyor ya. Evet. Aslı vatan aslınıza döneceksiniz. Ey bin Adem diyor. 20. mektupta. Vatan aslınıza diyor. Bu nasıl bir menzil diyor. Olur bugün o halet devam etse nasıl olur? İkindi namazının sünnetinden sonra. Odama sanki ilk defa giriyorum. Çok tuhaf ya o. Allah Allah bu ne kadar acayip ya. Ne kadar bir saniye ya. Bir de buradan çıkmak istemiyor. O kadar acayip mi? O kadar zindankar tarafı kuşatmış. Garibine gidiyor. Hakikaten olmak, ruha göre burada olmak, bu manalara göre burada olmak çok acayip bir nakıs ama işte bu çok önemli biliyor musun? Yani cennetten üstündür cismaniyet. Zaten cennet de cismaniyettir ya. Çünkü cennette sırf ruhani olsaydı Adem Aleyhisselam zaten oturuyordu. Bir tertip yaptı ya. İşte artık onlar aşıl artık. Yok Azrail şeytan geldi böyle geldi. Aşıl bu sembollerle. Bu böyledir. Zahiri sureti böyledir. Aynı iman edeceksin. Usul bu. Ama geçin arkaya. Peki Adem Aleyhisselam'ın diyor cennetin ihracı dünyaya gelmiş. Ustad ne diyor? Vazife. Ne diyor biliyor musunuz? İhraç. İhracı nedir? Vazif. Tavziftir. Vazif. Tavzif. Yani bunlar sembol. Cenab-ı Hak tiyatroda işte bunları iş yapmak için biraz kafayı malzeme olsun, kafa atlama yani yapmasın, düşünme imkanına malzeme versin. Sembol ya. Yani mesela şöyle diyeyim. Külliyatın mantığını, sistemini, yazılımını anlarsak yani felsefesine, külliyatın felsefesine öyle sebep kazanma falan değil. Öyle gidişatı, mevzuyu daha iyi kavrarız. Tövbe. Allah'ın da Kur'an vasıtasıyla Allah'ın da böyle tövbe anlama tefekkür için söylüyorum tövbe. Allah'ın da yani mevcudu vücudu yaratmasında bir felsefesi var. Tabi yani nasıl bir tanımlayayım ki? Bir düşüncesi. Gayetul gaya. Ha, bir gayetul gaya diyelim. Onu anladığın zaman inanın bu alemi şahadetin, alemi gayetten birbirinden üstünlüğü olmadığını, o orası burayı tanımladığını, burası orayı anlamlandığını, yani birbirine geçişler olduğunu, batarya ile videoya dönüşmenin, aynı hakikatin süreçlerin farklı meratipleri olduğunu göreceksin. Hasan abi cismaniyete doyamadık yalnız bu şey okudukça böyle. Şimdi mesela normalde cennette her yerdesin. Böyle biliyoruz işte. Ama şimdi cismaniyette abi mesela düşünüyorum şimdi ben trene yürüyeceğim. Trenden eve gideceğim. İkincim hasta yapmışlar. Birilerinle karşılaşacağım. Bunlar çok daha garip değil mi aslında? Çok garip. Ya bunun için şey, insanlar uğraşıyor. Yani sırasız olan bir sistemin sıraya konması. Bir anda her yerde olan bir ruhun bir yerde bulunması kadar daha garip nedir? Esas bir yerde, birkaç yerde olmak garip değil. Her yerde olabilen bir şeyin bir yerde nasıl bulunabiliyor? Düşününce yani, şimdi hemen evde olabiliriz. Çok evet. Basit geliyor. Mesela metafizikte, değil mi? Kuantum fiziğinde bir kalemin, bir şeyin olması gereken her yerdedir. Ama ben nasıl bir yerde durabiliyorum? Zaten ruh durmuyordu ki. Allah ona teminat verdi. Ruha dedi ki cesede girmiyor. Dedi ki bu seni daha terakki ettirecek, teali ettirecek. Sistemini geliştirecek. İkna olduktan sonra bedene girdi. Evet. Kainat onun için manevi bir cehennem hükmüne geçer. Her şey onun için ani bir vücut ile hadsiz bir Adem ihata ediyor. Bütün mazi ve müstakbel,
zulümat-ı Adem'le memludur. Yalnız kısacık bir zamanı halde bir hazin nur-u vücut bulabilir. Fakat sırrı Kur'an ve nur-u iman ile ezelden ebede kadar bir nur-u vücut görünür. Ona alakadar olur ve onunla saadet-i ebediyesini temin eder. Nuru, sırrı Kur'an, nuru iman. Şu anda bizim yaptığımız dersler sırrı Kur'an oluyor değil mi Hasan abi? Sırrı Kur'an. Yani aslında uğraştığım iş aslında çok güzel tarif ettiği. O zaman sendeki yansıması şey, nuru iman. Değil mi? Haricin dahil. Haricin dahil. Ezelden ebede kadar bir nur vücut olur diyor zaten evet. Abi. Görünür diyor. Evet. Vücudun bir nuru evet. Mevcut. Allah'ın nuru. Ve o alakadar, ona alakadar olur ve onunla saadet-i ebedesini temin edilmiş. Şimdi bu dedik ya gayetul gaye Allah'ın yani tefekkürü küfür küfür değil ya. Allah'ın bir felsefesi yani kainat yaratılmasındaki gaye. Onu yakaladın mı, cennet, cehennem, dünya, ahiret, ölüm, Azrail, hepsinin arkasına geçiyorsun. Böyle bunların bir tertip oldu. Bu böyle bir tiyatro, bir sistem, yazı, bir film oluyor. Bir sahne almak için dünyaya girdiğini, film yapılacak, ezelden ebede bir film. Bu herkesin film başladı sensin ama siz benim filmde oynayan başka şeylersiniz. Karakterlersiniz. Ben o filmi tamamlamak için Arş-ı Azam'da bir sahne aldım. Lef-i Mahfuz'da aldım. Kürs'te bir sahne aldım. Geldim dünyaya. Çünkü filmin konusu Kore ise Kore'ye gidiliyor. Kore Savaşı yapılıyor. Çanakkale filmi çekilirse Çanakkale'siz çekilirim. Ondan sonra ben ezel ve ebed, ebed olabilmesi için alem-i şehadet olması lazım. Allah Resulü'nün tabiriyle buradan kaç sene yaşarsan yaşa, bir saatmiş. O filmin içerisinde bir saat mevzu dünya geçiyor. Sahne almak için buraya geldik. Allah'ın tövbe yani felsefesini böyle şey yaptın mı, burası orası, ölmek, mevt, yuhimim. Onlar da garip geliyor yani. Bu değil yani gene bu. Bu nerede anlatıyor? Bu söylediğimi nereden anlatıyor biliyor musun? Diyor ki ustad, işte bu kainatı niye yarattı Allah? Diyor ki istidatların kabiliyete dönüşmesi yetmedi bana bu diyor. Sonra ahirete manzara teşkil ediyor, yetmedi bana diyor. Esma'ya mazar oluyor diyor, bir sene yetti diyor, üç tane. Hani İstidatların inkişafı, cennete sermediği manzara olması, Esma'ya mazariyet. Bunlar usta da bir sene kafi gelmiş. 24. mektupta. Allah'ın tövbe. Gayetul gayası yani onun tabiriyle. Allah'ın felsefesi. Tefekkürü küfür küfür değil ya Rabbi affet ya. Başka nasıl ya? İlmi diyeceğim düşüncesi değil. Allah işte o felsefesi 24. mektuptaki 7 tane kavramı bütünselliğidir. Şefkat-ı mukaddese, soğanın cücüğünü düşünün. Kırmızı kabuğuna doğru çıkacağız Ersan. Merkezi şefkat-ı mukaddese, çık dışarıya muhabbet-i münezzehe, çık dışarıya sevk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, İftiharı mukaddese. Karıştır. Onun adı bütünsel. Allah'ın bu yani Allah var iken vardı zaten. Böyle bir felsefesi yani böyle bir işte bunu yakalarsak o 7 tane bütün orada imtihan yok ya. Şefkatta da imtihan yok. Muhabbette de imtihan. İstidadın kabiliyeti çıkması diye bir şey var mı? Ya cennet cehennem yaşayalım falan hürriler falan. Bunlar sim. Geç arkaya. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe. Koy tencereye şefkat-ı mukaddeseyi koy. Bir tane münezzehe var, muhabbet-i münezzehe. Surur, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar.
Kutup mavi, karıştır. Allah'ın gayetul gayası, yani felsefesi o. Cennet, cehennemler, esma, taşada. İsteyene de, verene demiş Allah. Ama şunun altı da biz de cismaniyetimizle mi anlıyoruz? Evet, başka anlayamaz. Cismaniyeti olmasa şunun altı aynen olamaz. Onunla ilgili bir yer okuyayım mı abi? Oku abi. Ezel ve ebed, dün ve bugün gibi silsile-i şuunatın iki tarafı birleşmiş, ittisal peyda etmiş, bir surette bir zamanı hazır gibi onlara bakan bir zat-ı zülcelale yakışır, bir tarzı beyandır. Ya, ha işte. Tarzı beyan. Yani siz, tertip ya, tarzı beyan. Tertip ya. Yani... Sembol kullanmış, Meryem'i kullanmış, İsa'yı kullanmış, Musa'yı kullanmış. Silsile-i şuunatın iki tarafı birleşmiş. Silsile-i şuunatın. Yani gayetül gayası, Allah'ın felsefesi yaratma. Cennet, cehennem nedir? Ezel ve ebed, esmadır arkadaşlar. Esmanın aslı sıfattır arkadaşlar. Sıfatın aslı şuunattır. Orada dur. İşte... Şuunatın tertipleri bunlar. Ama o tertibi şefkatı mukaddesi yapar falan. Onların işte dünyaymış, ahiretmiş, kadınmış, erkekmiş, baba, evlat, cennet, cehennem. Onlar cennet, cehennem, şeceri, hirkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalın iki meyvesidir. Aynı dalın ama. Aynı dal iki meyvesidir. Ezel ve ebed. Şunat-ı Zatiye'nin iktisası bunlar. Şunat-ı Zatiye. 24. mektupta diyor ya Yasin, bana bir sene kafi geldi. Sen ömür billah böyle okuyorsun filyatı. Ülfet sarmalar seni. Şimdi hepten dünya acayip oldu değil mi? Ayet-ül gayesi Allah'ın şeyi. O zaman oda da garip gelecek sana. Acayip bir şey. Şimdi böyle bir fıtratta şimdi odaya gideceksin sen şimdi. Basit başı şeyi gömüleceğiz. Televizyon açmış. Kadınmış, bağırmış, kalleymiş. Garip. Tuhaf. Ama bu haletimiz her yerde olsa işe yemez. Sahabe demiş ya Resulullah, senin yanında böyle dışarı çıkınca garip. Yani biz münafık mıyız? Hayır. Bu imanın iktizası, bu beşeriyetin iktizası. Onun için peygamberin bazıları diyor ki, niye aynı şeyleri iktidar yapıyorsun, tekrar ediyorsun? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir duanın tekrarı alamet-i makbuliyettir. Çünkü Allah sana ettiriyorsa onu kabul edecek demektir, etmiştir. Onun için ısrar edin duada diyor. Benim bütün duamda her zaman şunu derim. Ya Rabbi beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı şu verdiğin, ihsan ettiğin, lütfettiğin, ikram ettiğin hizmet imanı Kur'an'ı, hakikati Kur'an'ı, bu Risale-i bu dersleri, bu hizmeti elimize verdi. Alma elimizden. Amin. 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 Çünkü sen, Allah 32. sözde geçiyor, Kerem verdiği şeyi almazmış. Kerem ismi. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet mealinde, siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Biz günahımızla değiştirmiyoruz ki davayı. Beşeriyetimiz olarak düşüyoruz. Öyle bir tercih, bir problem. Öyle tercih olur mu? Tabi. Onun için korkmayın. Biz böyle günah şey yapıyoruz ya, bu davayı unuttuğumuzdan değil. Günah beşeriyetimizden yapıyoruz. Ama insanlığımızla, beşeriyet demek sınıfların cebi. Şerlerle dolu. Kalk. Serbesttirler. Bazen teklif dini altına girdiler. Evet, evet. Dedik ya, ebed tarafını rahmet kaplamış. Onunla ilgili bir yer okumak istiyorum. Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun? Ve nereye sevk olmuyorsun? 32. sözün ayrında denildiği gibi. Dünyanın 1000 sene mesudane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının. Allah Allah! Ve o cennet hayatının dahi 1000 senesi, bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemili Zülcelal'in daire-i rahmetine. Rahmetin kendisine değil. Daire-i rahmetine.
ve mertebe-i huzuruna gidiyorsunuz. Allah ya. Allah işte de Allah. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsn ve cemal, onun cilve-i cemalinin ve hüsnü esmasının bir nevi gölgesi. Allah Allah. Ve bütün cennet bütün letaifiyle bir cilve-i rahmeti. Cilve bir cilve. Ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler bir lemai muhabbeti olan bir mabudu lem yezelin, bir mahbubu la yezelin daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgah-ı ebedisi olan cennete çağırıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki 11. kelime, biliyorsunuz değil mi? Ne diyor? Ey insan, fenaya, Adem'e, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Adem'e değil, vücudu daimeye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, alem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Malik-i Hakiki'nin tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan-ı Ezeli'nin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz. Vay be. Dönüyorsunuz ya. Ne şiir ya. Ezele mi dönüyorsun? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumiit ve huve hayyun la yamut bi yedihil hayr ve kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. 11. kelime. Ezele mi dönüyorsunuz dedi. Sultan-ı Ezeli'nin payitahtına dönüyorsunuz. Dönüyorsunuz. Evet. Nereye gittik de dön diyoruz ya. Payitahtına. Tekrar döneceğiz. Buradaydı. Payitaht kısa bir şeyle nakıstır ama başkenti. Payitaht. Başkenti. Payitaht. Payitaht. Sultanın başkenti. Evet. Neresi değil? Bu ne yaptı bizi bir Risale-i Nur ya? Beşer içinden ulaştı eve git. Allah Allah. O beşeriyetimiz bu iman. Bakın ne diyor? Çocuğunu yitirmiş. Akrabasına koymuş, evden gidiyor, ders bitiyor, gidiyor, çocuğu bırakıyor. Sarhoşluk bu. Hakikat sarhoşluğu. Anlatamıyorsun da nasıl olur diyorlar yani. Yaşamayan anlatamazsın ki işte. Nasıl olur diyor yani. Bu, ben niye keyiflendim? Sarhoşluk bu. Hakikat bu. Kuzu ya. Akrabası var. Evladıyla. Hadi o kafa gitti. Bunda mı gitti ikisi? Eve gittiniz. Aa, biz birisi de vardı ya. Kızım unuttuk. Betül de kızla geldi. Beyken yolda, yolda aradı. Yani ben hala onu evde zannediyorum. Yani o evde. Biz onu getirmemişiz hiç yani. Aradı. Abi dedi. Bir dehşet düştü içime. Aşkım kızınıza. Doktor. Sana havale ediyoruz. Durmayı değil. Şurayı da okuyayım, bitirelim bunu. Tamam, tamam. İnsanın fıtratı zişuru olan vicdanı. Zişuru olan vicdanı. Saadet-i ebediye bakar, gösterir. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse, ebed sesini işitecektir. Bütün kainat o vicdana verilse, ebede karşı olan ihtiyacın yerini dolduramaz. Ebedin mahluku diyor bir yerde abi. Devam edin. Demek o vicdan, o ebed için mahluktur. Demek bu vicdana olan incizap ve cezbe bir gaye-i hakikiyenin ve bir hakikati cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. Ebedin mahluku. Kulü vallahu ehad ezel. Küllehe küfüven ehad ebed. Lem yelit ve lem yulet de aynı şey. Evet.
Bir eser, bir vahid. İki kelime. Binlerce defa oldu. Yemyeli, önümüzden geçin. Ezel, ülem yuhret. Evet. Aynı, ihlas aynı. Hepsi böyle. Küllehum, küfüven. Birincisi, ehad, bak. Bir de ehad var, sonunda da ehad var. Kulüvallahu ehad. Küllehum, küfüven, ehad. Orada da ehad. Üstad bak arkadaşlara nasıl hitap ediyor. Aziz, sıddık kardeşlerim. Ve ebed ve hak yolunda hakikatli arkadaşlar. Ben olsam talebelerim derdi. Arkadaşlarım derdi. Çok büyük adam ya. Seni yapabilirim. Çünkü niye biliyor musunuz? O kadar büyük ki. Öyle iddiada bulan. Sikke-i Gaybiye'nin telifi için Üstad diyor ki şeyde Devredar layıkasında çaydanlığına ve entaresini satmış. Pamuk entaresini satmış. Basılsın diye. Basılsın diye bir ifade daha var. İç donunu da satmış. Allah Allah. Bugün bir müjde de vereyim. Bizim bu lügat çıkacak ya. Yani böyle çalışmanızda. Esen'i evet yapacağız. Bulgaristan'da bir ama bunu dersi dinlemiş. Ama ama. Mağlul elmini emekli etmişler ama. Bunun basılmasından benim katkım olsun diye o bizim Dima şey çıkacak ya Dima. Ona bugün işte bak o donu sattı diye tebak edin. Bir meblağ yok reddettim. Bir de yazdı ki benim diyor böyle bir mazariyete niye mahrum ediyorsun? Böyle bir hakkınız bana niye vermiyorsun diye. Engel olamadım. Bir meblağ göndermiş. Daha yarın alınacak. Dima ve bu lugat şey olacak ya Dima. Dima çalışmamız var mı? Bak ustad şeyini satmıştı donunu. Bir de ne çaydanlığını. Çaydan. Okuyayım bir şey ya. Sikke-i Gaybiye'nin fiyatı olarak 50 redberi naşirlerinden parasını verdim. Aldım size gönderiyorum. Hem o mübarek, o mübarek mecmuanın bir mübarek fiyatı olarak bana hizmet eden ve şimdilik pek lüzumu bulunmayan ve başkalarına da vermek istediğim iki tencere ve 15 sene giydiğim pamuklu entari ve gayet mübarek bir kitabı mukabil bir çaydanlık ve 24 seneden beri tıraşa hizmet eden bir üstura ve çok zamandan beri bana hizmet eden bir çarşaf hazır Kılıç Ali'nin pederiyle Ahmet Rasi'nin tahmin ve tensibiyle 9 lira tencere, 9 lira çaydanlık, 9 lira tıraş bıçağı, pamuklu entari ve çarşaf ile 2 el havlusu ve bir iç donu ile bir pamuklu gömlek fiyatı yekünü 25 lira tahmin edilmiş. Hazır olan zatlar bu kıymeti takdir ettiler. Ben daha az fiyat verdim. Bu fiyat çoktur derim. Umma selam ederim. Aleyküm selam. Ya bir insan neyin bir şey o? İçin don... Ne? O var zaten bu... kardeşim. O var o. Olandan ver diyor zaten. O kadar var. Başka bir şey yok ki. Her şey. Tamam ver. Ayet öyle diyor. Abi, olandan verin. Evet. Tutmayın, saklamayın. Risale'yi alması çok ilginç bunlar çünkü. Yani neyin var işte seferberlik işte. İnşallah böyle yarın. Bu bitmeyecek ama şurayı da hızlı bir şekilde bizimle ilgili. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün ümmetin dertleriyle alakadar ve saadetleriyle nasibedardır. Nihayetsiz istikbalde, nihayetsiz istikbalde, ebedül abadda nihayetsiz ahvale maruz ümmetin bütün saadetleriyle alakadarlığının ihtiyacındandır ki nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Yani salavatı sen kendin için çekiyorsun be kardeşim. Başkası için yok. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alim hakim ve ahiru da'avahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha'ta masalavat. Allah'a emanet olun.